Evet herkese merhabalar. İsmail Hacaylıoğlu matematik öğretmeni. Faktöryel 2 konusuyla devam ediyoruz. Evet e, faktöryel 1'de 10 adet soru çözmüştük. 2'de de arkadaşlar 10 adet soruyla sizlerle paylaşımlarımı yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru daha önceki yıllarda çıkmış bir sorumuz. X çarpı 10 faktöriyel çarpımı bir pozitif tam sayının karesi ise X'in alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi ben bu soruyu nasıl yaparım? Ben bu soruyu şöyle yaparım: x çarpı deriz 10 faktöriyel, yani 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Neymiş? Bir tane sayının karesiymiş. Buna a dedik. A sayısının karesi imiş. Bir kere burada arkadaşlar şunu yapmanızda fayda var. Tam kare olan hani x'in en küçük değerini arıyoruz ya tam kare olan ifadeleri çıkartalım. Hani tam kare olmasını sağlayacağımız için 4 2'nin karesi 9 nedir arkadaşlar? 3'ün karesi. Çarptığımızda tam kare gelecek çarpımlar nelerdir? 8 çarpı 2 16 4'ün karesi. Bunu da atabilirsiniz. Şimdi bakıyorum 10 sayısını 5 çarpı 2 diye çarpanlarına ayırırsam arkadaşlar 5 5 25 5'in karesi oluyor. Burada da güzel bir şey elde ettik. En son 2 çarpı 3 6 bunu götürdük. En son diyen yani, tüm ifadelerimizin bir tam kare olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama 7 açıkta kalıyor. 7 açıkta kalıyor ise e, x çarpı 7 yine bir şeyin tam karesinin bir çarpanı olacaksa x'in en az kaç olması gerekecektir arkadaşlar? x minimum 7 olacaktır. Yorumu getirmeliyiz deyip e, bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet M ve N pozitif tam sayı M 80 faktöriyel bölü 3 üzeri N imiş. N'in alabileceği en büyük değer nedir? Ee, biraz önceki soruda yaptığımız gibi işte 80 faktoriyeli 80, 79, 78 diye açamayacağız. Burada arkadaşlar 80 faktoriyelin içerisinde kaç tane 3 çarpanı var? Bunu nasıl buluruz? Ee, bu soruyu çözmeden dilerseniz şurada minnacık ben başka bir soru üzerinden daha küçük... Bir sayı üzerinden mantığını anlatayım. Daha sonra sorumuza dönelim. Şimdi 5 faktoryal sayısını düşünün. 5 faktöriyeli ben nasıl açtım? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diye açtım. 4 sayısı sevgili arkadaşlar 2 çarpı 2. Asal çarpanlarını ayırırsak 1, 2, 3 tane 2 var, 1 tane 3 var ve 1 tane 5 var. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 diye yazabilirsiniz. Peki her defasında bu şekilde açarak mı yapacağız? Hayır. Şu şekilde yapacaksın. 5 faktörelin içinde kaç tane 2 asal sayısından var? 2 çarpanı var. Bunu bulmak için bölüyorsun 5'i 2'ye. 2 kere var. 1 kaldı. Eğer buradaki bölüm 2'ye bölünüyor ise arkadaşlar tekrardan bölüyorsun. 2 kere 1 2 0 kaldı. 2 ile 1'i topluyorsun arkadaşım. Cevabın kaç geldi? 3 geldi diyorsun. Mesela 5'in içerisinde kaç tane 3 çarpanı var? 3'e bölüyorsun. 1 geldi. 5'in içerisinde kaç tane 5 asalı var? Ondan da yine 1 geldiğini söyleyip bu şekilde sayıyı faktöriyel bir sayıyı asal çarpanlarına ayırabilirsin. Şimdi benzer bir soru. 80 faktöriyel m çarpı 80 faktöriyel arkadaşlar. İşler 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 yaparsanız m çarpı 3 üzeri n şeklindeymiş. Enin ee, alabileceği en büyük değer kaçtır? Yani 80 faktör elin içinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Bunu sormuş. 3 asal mı? Hani asal sayıları ararken bunu yapabileceğimizi söyledik. Ee, asal çarpanlarına ayırırken. Evet 3 asal bir sayı. O zaman 80'in içinde 3 kaç tanedir maksimum? Bakıyorum. 3'e bölüyorum arkadaşlar. 26 kere 78. 2 kalanını verdi. 26'yı 3'e böldüm. 8 kere 3 24 2 kalınlığı verdi. 8'i 3'e böldüm. 2 kere 3 6 2 kalınlığı verdi. Sonra arkadaşlar buradaki bölümleri topladığınızda 26 artı 8 artı 2'den cevabımızın 36 geldiğini söyleyebiliriz. Yani 80 faktöriyeli m çarpı 3 üzeri 36 diye yazabiliriz. Maksimum böyle. Neden maksimum en büyük diye soruyoruz. Çünkü hani geri kalan çarpanlar M sayısının içerisinde arkadaşlar. Ben bunu istersem bir tane 3'ü bunun içerisine atarım. 3 üzeri 35 diye de yazabilirim. 34 diye de yazabilirim. Yani maksimum şey bundan dolayı soruyor. Aklımızda bulunsun isterim. Ve hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet öğrendiğimiz mantığı bu soruda kullanalım arkadaşlar. Nasıl kullanacağız? X ve Y pozitif tam sayı 36 faktöryel 5 üzeri X çarpı Y imiş. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Ee, bakıyorum X'i sormuş 5 sayısı asal bir sayı mı diye baktığımda evet asal bir sayı. 36 faktöryelin içinde kaç tane 5 çarpanı var? Şöyle yapıyoruz 36'yı 5'e bölüyoruz. 7 kere var ee, bir daha bölünüyor ise bölüyorsun 1 kere var. 7 ile 1'i toplarsak arkadaşlar 8. Yani x sayısı maksimum kaçmış? 8'miş. E, x'in pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz. x'in alabileceği değerler toplamı. 8 maksimum oluyor. 8'den küçük tüm değerleri verebilirsiniz. Yani 8 olur, 7 olur, 6 olur, 5 olur, 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur. Neden? Pozitif tam sayı dediği için ancak buraya kadar gelebiliriz arkadaşlar. Bunların toplamı da Bildiğiniz üzere n çarpı n artı 1 bölü 2'den kaç gelecektir? 36 gelecektir. Yorumu getirebilirsiniz. Evet. Hemen dördüncü soruyla devam ediyoruz. X ve Y doğal sayı imiş. 29 faktöryel 4 üzeri X çarpı Y. X en çok kaçtır denmiş. Evet burada şunu yapmayın lütfen 29'u 4'e bölüp x'te x'in kaç olabileceğiyle ilgilenmeyin. Neden? Ee, böyle bir şey yapamazsınız. 4 asal bir sayı değil. O zaman ne yapacaksınız? Bunu 2'nin karesi diye yazacaksın. Üzeri x çarpı y. Üssün üstünde bilirsin bunlar çarpılır. 2 üzeri 2x y. Yani 29 faktörelinin içinde kaç tane 2 çarpanı var? Bunu arayacaksın. 29'u 2'ye bölersek 14 2'ye böldük 7 2'ye böldük 3 2'ye böldük 1 bölenleri toplarsak arkadaşlar bölümleri soruyu 14 21 24 25 yani 29 faktöriyel 225 çarpı a diye yazılabiliyor Şimdi gel bakalım soruya ne dedik? 2 üzeri 2x çarpı y şeklinde yazdık. Buranın ne olması gerekiyor arkadaşlar? 25 olması gerekiyor. Eğer sen 2x'i 25'e eşitlersen x 12.5 çıkıyor. Ne oldu? Doğal sayı olmadı. Yapamadık. O zaman ne yapmak zorundayız sevgili arkadaşım? Şunu yapmak zorundayız. 25 alamıyorsan 25'in bir küçüğü çift sayı 24 e alırsın. x de o zaman maksimum kaç olur? 2x 24 sayı arkadaşlar x'e maksimum 12 verirsin. Hocam bir tane 2 ne oldu? O 2 de arkadaşlar y sayısının içerisine gidiverdi gibi düşünebilirsiniz. Evet hemen 5. sorumuza geldik. x ve y pozitif tam sayı 29 faktöriyel 6 üzeri x çarpı y ise x en çok kaçtır? Evet yine 6 asal bir sayı değil ama sen bunu ne yapacaksın? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı y diye toparlayabilirsin. Nasıl yaptın hocam? 6 sayısı 2 çarpı 3 üzeri x. Kuvveti ne yapabilirsin? Bu ikisine de dağıtabilirsin. Şimdi burada mantığını anlatayım. Daha sonra pratik yolunu söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar 29 faktöriyelin içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? 29'u 2'ye bölüyoruz. 14, 14 2'ye bölüyorsun 7. 7'i 2'ye bölüyorsun 3. 3'ü 2'ye bölüyorsun 1. 14, 21, 24, 25. 2 üzeri 25. 25 adet 2 çarpanı bulabiliyorsunuz maksimum. Peki kaç tane 3 çarpanı vardır? 3'e böldük. 9 kere 3, 27. 9'u 3'e böldük. 3 kere 3'ü 3'e böldük. 1, 10, 13. 13 tane de 3 var. Şimdi bakın 2'nin üzerindeki sayı da x, 3'ün üzerindeki sayı da x. Ben o zaman ne yapacağım? 25 yazabilir miyim x yerine? Evet elimde 25 tane 2 çarpanı var. Ama o kadar 3 çarpanı yok. O zaman ben 25 yazamam. Ama çok rahat bir şekilde arkadaşlar 13 yazabilirsiniz. Çünkü elimde yeterince 2 çarpanı var. 25 tane var. 13 yazarsam geriye kalan 12 tanesini buradaki y çarpanın içerisinde göndermiş olurum. x'e de maksimum kaç demiş olurum arkadaşlar? x maksimum 13 olabilir dersiniz. Şimdi her defasında tabi asal çarpanlarını ayırıp tüm çarpanlardan kaç tane olduğunu bulmak yerine şunu yapacaksınız. 6 üzeri x'i sordu ya sana. 6 sayısını 2 çarpı 3 diye ayırdın ya. Ayırdık. Sonra arkadaşlar büyük olanın büyük olandan kaç tane varsa x'e en çok o kadar değer yazabileceğimizi söyleyebilirsiniz. Direkt büyük olanı bakmanız yeterli neymiş büyük olan. Evet bunu unutmuyorsun ve biz yolumuza devam ediyoruz. 28 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır denmiş arkadaşım. Şimdi <laughs> bu soruya şöyle bir hazırlık yaparak başlayalım. Lütfen sorudan bağımsız düşün şimdi anlatacaklarımı. Mesela ben 10.000 sayısını düşünüyorum. 10.000 sayısını 10 üzeri 4 şeklinde yazabilir miyiz? Yazarız. 10.000 sayısının sondan kaç basamağı 0? 4 basamağı 0. 10'un üzerindeki sayı 4. Yani 10'un üzerindeki sayı kaçsa sondan o kadar basamak 0'dır. Yorum yapabilirim. Bu aklında kalsın bu bir. Şimdi 28 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır. Aslında soru benden şunu istiyor. 28 faktöriyeli işte a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazıyorum. Buradaki n sayısını bulabilirsem arkadaşlar 28 faktörlerin sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulabilirim. n'in maksimum değeri nedir? Şimdi onu bulalım. Nasıl bulacağız? 10 sayısı asal bir sayı mı? Hayır öğretmenim. Ne yapıyorsun? Asal çarpanlarını ayırıyorsun. 2 ve 5. Biraz önce ne söylemiştik? Büyük olanı alacaksın. Büyük olan kaç burada arkadaşlar? 5. Yani ben 28'i 5'e bölüyorum, 5, 5 değil mi 5? 5'i 5'e bölüyorum 1. 5 ile 1'i toplarsak sevgili arkadaşım ne geldi? 6. Yani 10 üzeri 6. Demek ki 28 faktöriyelin sonundan kaç basamağı sıfırmış arkadaşlar? 6 basamağının sıfır olduğunu söylersiniz. Burada şundan bahsetmek isterim. Şimdi 28 faktöriyelin sonundan 6 basamağı sıfır. Şimdi şöyle bir kutucuk daha. Ee, mesela 1000 sayısını düşünün. 1000 sayısının sondan kaç basamağı 0? 3. 1 çıkartırsan 999 bulursun. Sondan kaç basamağı 9? 3. Yani bir sayının sondan kaç basamağı 0 ise 1 çıkardığınızda elde ettiğiniz değerinde sondan o kadar basamağının 9 olduğunu söyleyebilirsin. Bu bir yani soru senin karşında şöyle gelseydi. Example. Deseydik ki işte 45 faktöriyel eksi 1'in sondan kaç basamağı 9'dur deseydik. Sondan kaç basamağı 9'dur. Hemen şöyle söylerdin. E, demek ki bu sayının 45 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dırı bulsam. E, 1 çıkardığımda da ee, ne kadar sıfır varsa o kadar 9 olduğunu söyleyebilirim yorumu yapacağım. Peki sondan kaç basamağı sıfırda ben ne yapmam gerekiyor? Üstteki mantık gibi düşünürsek arkadaşlar içerisindeki 5 çarpanlarını bulmam gerekiyor. 45'i 5'e bölmen 9 dokuz bulman 9'u 5'e bölmen 1 bulman 9 artı 1'den de cevaba 10 diyebilmen yeterli olacaktır diyebiliriz. Evet bazen şu sorulur. Ee, hemen cevap ver. 45!-2'nin sondan kaç basamağı 8'dir diye sorulur. Sondan kaç basamağı 8'dir? Düşünmen için süre vardı. Evet sondan kaç basamağı 8'dir arkadaşlar? Kocaman bir. Bir dersiniz üstteki gibi düşünemezsiniz. Neden düşünemezsin? Onu da yazayım. 1000 sayısının sondan 3 basamağı 0. 2 çıkardığında 998 oluyor. Yani 8 8 diye devam etmez. Sadece bir basamak 8 olacaktır. Lütfen buna dikkat et. Bu tuzağa gelme sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Eğer faktörelin yanındaki bir sayı var ise, çarpım olarak. Burada da arkadaşlar buradan gelen çarpanlara dikkat etmek zorundasınız. Yani nasıl 125 çarpı 25 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır denmiş. Ben <laughs> 25 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırları bulmak için 25'i 5'e böleceğim 5. 5'i 5'e böleceğim 1. 5 ile 1'i topladım. 6 tane 5 çarpanı geliyor. Ama 125 sayısı var. 125 sayısı 5 üzeri 3 olduğu için 3 tane de buradan geliyor arkadaşlar. Bunları toplarsınız. 3 ve 6'dan Cevabımız 9 tane 5 çarpanı olduğu için sondan 9 basamağının arkadaşlar 0 olduğunu söylersiniz. <laughs> evet devam ediyoruz 8. sorumuz ile. 23 faktöriyel artı 24 faktöriyel artı 25 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır? Hocam burada ne yapacağız? Eğer sayılar arasında arkadaşlar bir fark yoksa ardışık devam ediyor ise sayıları toparlayın. Nasıl toparlarsın bunu? 23 faktöriyel 24'ü 24 çarpı 23 faktöriyel 25 faktöriyel 25 çarpı 24 çarpı 23 faktöriyel şeklinde yazarsın. 23 faktöriyel parantezine alırsak buradan bir gelir. Diğerinden 24 gelir. Diğerinden 25 çarpı 24 600 gelecektir. Çarparsak arkadaşlar 625 çarpı 23 faktörel oldu. Ne oldu? Bir önceki soruna dön anlamamışsan orayı bir daha dinle. 23 faktöriyelin e, sondan kaç basamağı sıfırdır çözerken 23'ü 5'e bölmen yeterli 4 tane gelecek. Ama sen gidip şuna dikkat etmezsen 625'ten gelen 5'leri de düşünmezsen soruda hata yaparsın. 625'ten kaç tane geliyor? 5 üzeri 4 olduğu için 4 tane buradan 4 tane buradan toplarsak arkadaşlar 8 tane 5 gelecek. Yani sondan kaç basamağı sıfırdır? 8 basamağı sıfırdır. Yorumu getirebiliriz. Evet alttaki soruyu baktığınızda ise 20 faktöriyel, 40 faktöriyel, 60 faktöriyel, 80 faktöriyel. Hin sondan kaç basamağı sıfırdır demişiz. Burada ise üstteki gibi düşünemezsin. Neden düşünemezsin? Çünkü bu sayıların arasında bir uçurum var. Bunları e, ne yapamazsın arkadaşlar? Birbirine benzeterek yazamazsın. Bir de şöyle bir durum var. 20 faktöriyelin tek tek düşündüğünüzde sondan kaç basamağı sıfırdır denildiğinde 20'yi 5'e bölersin. işte 4 basamağı sıfır. 40 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır? Düşündüğümüzde işte 40'ı 5'e bölersin 8. 8'i 5'e bölersin 1. Bunun 9 basamağı sıfır şeklinde devam ediyor. Bu toplamın sondan kaç basamağı sıfır olacak? Biz bunu bulacağız. Ben bu soruyu çözmeden öncelikle sana şunu soruyorum. Diyorum ki 10.000 sayısının sondan kaç basamağı sıfır arkadaşım? Görüyorsun 4. 100 sayısının sondan kaç basamağı 0? 2. 10 sayısının sondan kaç basamağı sıfır? 1. ben bunları topladığımda toplamın sondan kaç basamağı sıfır oluyor arkadaşlar? En küçük olanın sondan kaç basamağı sıfırsa toplamında sondan o kadar basamağının 0 olduğunu söyleyeceksin. Evet burada sonu sıfır olan bir sürü sayı var. Bunların toplamının sondan kaç basamağı sıfırdır denildiğinde sen küçük olana bakacaksın. Yani 20 faktörelin sondan kaç basamağı sıfır ise bu toplamında sondan o kadar basamağı sıfır olacaktır. 20'yi 5'e böleceksin ve cevabına 4 diyebilirsin. Deyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet. 9. sorumuz 20 faktöriyel çarpı 30 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır denmiş. Buradaki mantık da yine aynı ama üstü sayılar mantığını kullanarak yapacağız. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum yine aklında oluşturmak için. 1000 sayısının sondan kaç basamağı 0? 3. 100 sayısının sondan kaç basamağı 0? 2. Ben bunları çarparsam bin oluyor. Sondan kaç basamağımız 0 oldu arkadaşlar? 5. Yani 10 üzeri 3 ile 10'un karesini çarparsak tabanları aynıysa üstler toplanır mantığından arkadaşlar. Ne yapacağız? Çarpım durumunda ise ayrı ayrı sondan kaç basamakları sıfır bulacaksınız ve bu değerleri toplayacaksınız. Uzatmadan bölme işleminde ne yapacağımızı da söyleyelim. Orada da tabanları aynıysa bölme işleminde üstteki üstten alttaki üstü çıkardığımız için burada da ayrı ayrı sondan kaç basamakları 0 bulup ne yapacağız? çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi 20 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0? 20'yi 5'e böldük. 4. 30 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0? 30'u 5'e böl 6. 6 5'e bölünüyor ise bir daha böl. 6 ile 1'i topla. 7. Bunun 4 basamağı 0. Bunun 7 basamağı 0. Çarpmada arkadaşlar mantığını söyledik. Toplamanız gerekir. Ve 11 basamağının 0 olduğunu söyleyebilirsiniz. Alttaki soruda ise bölme verilmiş. 96 faktöriyel bölü 63 faktöriyel. Ee, sondan kaç basamağı sıfırdır denmiş. 96 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır bulmak için 5'e bölüyorsun. Kaç kere var? 19 kere var. 95 oluyor. Bir kalınlığı verdi. 19'u 5'e böldüm. 3 kere var. Başka bölemiyorum. 19'u 3 toplarsam 22 basamağı 0. 63'ün sondan kaç basamağı 0? 5'e böldüm 12. 5'e böldüm 2. Buradan da arkadaşlar 14 basamak 0. Ee, ne yapmak durumundayız burada ise? Bölmede çıkartma mantığını söyledik. 22'den 14'ü çıkartırsak sevgili arkadaşlar. Sondan 8 basamağının 0 olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet 10. ve son sorumuz bu videoda. X bir doğal sayı. A sayısı 17 faktöriyel bölü 2 üzeri x olmak üzere. Demiş A tek ise x kaçtır? A çift ise x maksimum kaçtır? Yine benzer nitelikte bir soru arkadaşlar. Çünkü 2 üzeri x'i çarp olarak karşıya alırsan bizim şimdiye kadar çözdüğümüz sorulardan bir farkı kalmıyor. Ben burada neyi düşüneceğim? 17 faktöriyelin içinde kaç tane 2 çarpanı bulabilirim? 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. 8, 12, 14, 15 tane arkadaşlar var. 2 üzeri 15 çarpı A. 17 faktöriyel. Şimdi <laughs> 2 üzeri 15'i ben buraya alırsam ne oldu? 17 faktöriyel bölü 215 eşittir a dedik. a tekse arkadaşlar ne olmak zorundadır? Ee, yani 17 faktöriyelin içerisindeki tüm ikilerin sadeleşmesi gerekmektedir. Tüm ikilerin sadeleşmesi gerekçe için a tek olduğunda x kaç olacaktır arkadaşlar? 15 olacaktır. Yorumu getirirsiniz. Eğer a çiftse bu bölme işlemi yaptığınızda en azından hani bir sayının çarpımının çift olması için en azından bir tane 2'nin olması gerekecektir. Ee, burada da e, A'nın çift olduğunu söylemiş. Elimizde 15 tane 2 var. X maksimum kaçtır diyor. En azından bir tane arkadaşlar 2'yi ayırmanız gerekir. O yüzden 14 deriz ve doğru cevabımızı bulmuş oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, lütfen derslerinize... Güzel çalışın, iyi çalışın. Ee, çok fazla soru çözmek çok önemli midir? Ee, evet, önemlidir ama bundan daha ziyade konunun matematik için söylüyorum özellikle konunun mantığını öğrenmek çok önemlidir arkadaşlar. Yani sen e, yanındaki bir arkadaşına e, bu konuyla ilgili faktörial ile ilgili bilgileri işte özellikleri Soru kalıplarını rahat bir şekilde anlatabiliyor bak işte arkadaşım burada bunu da bilmelisin burada şunu da bilmelisin tarzında kendinden emin hale gelmişsen matematikte bu konu hakkında o zaman doğru yoldasındır demektir. Yani e, milyonlarca soru çözmene milyonlarca kitap bitirmene bu anlamda gerek yok o yüzden konunun özünü arkadaşlar çok iyi anlamanız gerekmektedir bunu da unutmayın diyerekten e, görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler arkadaşlar.